Nedir Medya'dan merhaba arkadaşlar. Bugün annemin mutfaktaki musluğu bozulmuş. Babamla Bauhaus'a geldik. Şimdi musluk alacağız. Geç de kalktık. Kalktığımızda saat 11'de Kadri ile Melda gelmişler. Yani yengem de yeğenim. İşte biz de aşırı kalktık. Duşlarımızı aldık. Hemen kahvaltımızı ettik. Babamla dedik hemen şunu halledelim. Bunu aldıktan sonra eve döneceğiz. Bursa'daki son günümüz sayılır. Yani yarın da öğleden sonra Afyon'a geçeceğiz. Akşamleyin arkadaşıma davetliyiz. Bakalım şu musluğu halledelim. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar geldik bu haldeydi. Aldık şöyle hani dönen kafasından da aldık. O da 40 liraydı. Bu da şöyle bir model aldık. Annem senin zevkine güveniyorum Zeki dedi. İnşallah beğenir. İkisine 380 lira gibi para verdi babam. 40 lira oydu. 340 lira da bu bataryasıydı. Şimdi babam mantı eder. Yeni musluk hazır. Şu kafasını da taktık. Babamla bağladık. Arkadaşlar musluğu da yaptıktan sonra hazırlandık. Saat 3 oldu. Bursa türbelerine böyle bir dolanalım dedik. Fırsatımız olduğu kadar akşama davetliyiz arkadaşıma. Şimdi Emir Sultan'a geldik hep beraber. Emir Sultan'a çıkıyoruz. ...1931-1996. Bu da babası Kaya Müren. Bu şekilde hemen böyle Emir Sultan Türbesi'nin altındaki mezarlıkta geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Şimdi Sultan Çelebi Mehmet Yeşil Külliyesi'ne geldik. Buraları bir gezelim dedik, ziyaret edelim, duamızı edelim.
çıkartmıyormuşuz ya. Yeşil Türbe'yi de gezdik. Duamızı ettik, Allah kabul etsin. Şimdi de burada otoparka giden yolda böyle antikacı gibi ipekçiler vesaireler var türbe etrafında. Ve şimdi de Tophane Parkı'na geldik. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri. Mesela burada en başta hemen Orhan Gazi türbesi var. 14. yüzyılda. Maskeleri kapatalım lütfen. Gazi türbesi burası. Burada Şehzade Abdullah, Cem Sultan'ın oğlu. Diğer tarafta Şehzade Korkut, 3. Beyazıtlı oğlu. Öbür türlü Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi türbeleri var. Burada İstiklal Savaşı şehitleri. Hemen arkasında da Osman Gazi türbesi. Şimdi oraya gireceğiz. Osman Gazi Türbesi. Beğendin mi türbelerimizi? Gelmiştim zaten de yani bayağı olmuştu. Şimdi pekiştirmiş olduk. Evet. Masamız güzeldi. Burası da
tophane yağ yapandırımız. Eskiden Ramazanlarda falan burada top atılırdı. Hala atılıyor mu bilmiyorum. Orada toplar da var, şimdi göstereceğim size. Burada büyük bir saat kulesi var. Onları da çekelim. Hala atılıyor mu anne? Evet. He. Atılıyormuş hala. Evet. Akşamları tabii ki ışıklı, çok daha güzel bir aydınlatılması var. Burada böyle kafeler var. Şimdi oturup bir şeyler içeriz. Eğer buralara gelip karnınız acıkırsa şu arkadaki Hacı Dayı restoranı tavsiye edebilirim. Güzel kebapları vardı. Hala öyledir eminim. Şuradan da Bursa manzarasını görebilirsiniz ayaklarınızın altında. Bursa manzarasına karşı oturduk, bir şeyler içelim dedik. Bayrakları da topladılar. Oradan neye gidiyorlar acaba? Karşıya, karşıya. Tamam, nereye gidiyorlar yani? Burası da Zafer Plaza, Ulu Camii, Kapalı Çarşı tarafı. Hadi gidelim. Burası da Bursa Heykel Meydanı. Tutup heykelimiz var. Şimdi yemek yedi gidiyoruz. Bursa Beylikpaşa, Bursa Devlet Tiyatrosu. Lisede burada, lisedeyken burada gösterimiz olmuştu. Türkmen Düğün diye oyun oynamıştık. Benim adım Kazım'dı, Kazım. Burası da Bursa Ünlü Cadde diye geçiyor burası. Burada esnaflar var. Sol tarafındaki bina kitapçı. Yani eskiden okul zamanımıza gelirdik burada, kitap alırdık okul açılmadan önce. Bütün kitapları burada bulurduk. Şöyle pasajlar var. Ve yemeğe de tabii ki İskender'e gidiyoruz. Burada turistik restoranı var. Şu kahverengi bina. İskender yemeğe de, yani bildiğimiz İskender'in İskender olduğu marka bu yani. Kebapçı İskender. Biz orada yemiştik. Her köşede. Arkada mı oturmuştun? Yine bayağı kalabalık. Merhaba. Sağ olun. Sen de sağ ol. Ben şu şuraları da çekeyim. Masanıza oturduğunuzda böyle bir tarihçe de çıkıyor. Burada oğullarıyla ilgili, kardeşleriyle ilgili hikaye var. Burada da tarihçeleri var. Hani dönere
döner denmesinin sebebi de burası. İlk başta dönen kebap demişler. Ondan sonra döner kebap denmiş, işte ağızdan ağzı dolana dolana en sonunda da döner olarak kalmış. Bu ilk dükkanları, yani şurası. Şu an bulunduğumuz dükkan İskender'in ilk dükkanıymış. Ama sonra kardeşleri başka bir dükkan daha açmışlar. Bu iki dükkan Bursa'nın en eski İskender dükkanları. Döner tarihi için önemli İskender yani. O yüzden döner Bursa'nın yani. Ve İskenderlerimiz geldi. Tereyağlarımızı bekliyoruz. Tereyağımız da geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Arkadaşlar İskender'imiz de yedik, çıktık. Merak edenler için söyleyeyim. Porsiyonu 60'tı, 1,5 da 85 liraydı. Güzel miydi Eren? Güzeldi. Afiyet olsun. Arkadaşlar Kafkas'tan da kestane şekeri aldık. Büyük boyu 90 liraymış. Onun da bilgisini vereyim. Bursa'nın en iyi kestane şekeri. En tanınmış. Şimdi de arabamızı alıyoruz. Eve dönüp oradan da arkadaşıma gideceğiz. Arkadaşlar çıktık şimdi. Ertuğrul kardeşime, arkadaşıma hayırlı olsuna gidiyoruz. Zaten görüştük ama evine gitmemiştik. Evine hayırlı olsuna gidiyoruz. Aslında gittik bir akşam kahve içmeye ama hani sayılmaz o. Anlık bir şeydi. Bir saat falan oturduk. Şimdi gidiyoruz, hediyelerini vereceğiz. Düğün hediyelerini vereceğiz. Ev hediyelerini vereceğiz. Diğer arkadaşlarım da orada olacak. Yani Cunda tayfası. Birlikte zaman geçireceğiz. Böyle son günlerimiz artık. Bursa'daki son saatlerimiz, son zamanlarımız. Güzel geçti, keyif aldık, onu konuşuyorduk. Nasıl geçti? Çok yorucu oldu. Bir o yana git, bu yana git, ona yetiş, bununla görüşmeye çalış. Dediğimiz gibi görüşemediğimiz, gidemediğimiz, arayamadığımız kimseler olduysa hakkını helal etsin. Kolay olmuyormuş gerçekten. 3 seneden sonra, uzun bir aradan sonra olunca gerçekten zor oldu. Umarız bir dahaki geldiğimizde de görüşemediklerimize zaman ayırmaya çalışırız. Böyle yani. Oradan da bakayım, çekebilir miyim, çekemez miyiz arkadaşım dedim de. Çekmeye çalışırım fırsat olursa. Çekemezsem de konuşuruz sonra, yine bakarız. Valla Arnavut gelin evine geldik mi böyle oluyor demek ki. Yemeğe gelmeyeceğiz dedik ama yemekten farkı yok. Kesenize bereket Ertuğrul kardeşim. Hayırlı olsun tekrar. Allah mutluluğunuzu daim eylesin. Hoş bulduk. Fransa'da var mı böyle bir şey? Fransa'da yok kanka. Gidiyorsun bir salata. Gidiyorsun bir salata koyuyorlar önüne. Tamam, afiyet olsun. Kurvasa. Yalnız gerçekten bizim yemekleri çok şey yapıyorlar. Ayşe bir ilk kere davet etti. Karnın yarık falan yaptı mesela. Abi nasıl yiyorlar ya? Böyle bir şey olamaz. Ne kadar güzel bir şey bilmem ne. Ama onlarda yok öyle bir şey. Gittik mesela. Sabah kalkıyor kurvasan, akşam yatıyor kurvasan. Hani bizim gibi böyle misafire özenme falan yok Fransızların kültüründe o kadar. Gidiyor hemen ayaküstü bir şey hazırlıyor. Lazanya. Basit şeyler. Bizim için basit şeyler yani. Pratik şeyler hazırlıyorlar. O makarna Allah belasını versin. Balkan'da oturduk. Biraz da kızlarla oturalım. Kızlar ne konuşuyormuş bakalım. Ne güzel ben takılıyordum ağzına. Sen niye geldin ya? Mikrobladik konuşuyoruz şu an. Nedir o? Saç ekimi. Fransa'da saç ekimi ne kadar? Pahalı. Herkes Türkiye'ye geliyor. Ben saç ekimi için 500 lira. Arkadaşım mikrobladik, arkadaşım dudaklarına botoks yaptırmak istiyor. Ben saç ekimi istiyorum. Umut ne yaptıracak? TRT dersi uygulayıp saçlarını ektirmek istiyor. Bu çocuğun bir şey botoks şey. Değişim başladı yani. Botoks istiyorum bir de. Şöyle çık çık diye alıp çekmek. O karısını yaptırmak tabii. Yani, o çocuğa fırsat kalmadı ki seni yaptırmaktan. Sen şu an çok tedirgin, kamerayı çekiyorum. Bir şey yaptırmak istemiyorum. Ben anlamadım. Diyorum ki Gizem'e estetik operasyonlardan sana sıra gelme dedik diyorum. Çok karizmatik gözüküyor bence beyaz saçlar. Dişini anlatıyor, plaklarından bir şey yok yani. Bir şey yok. Ama yani. Dişe giriyor. Kahvelerimiz geldi, ilk bana geldi niyeyse. Bana özelmiş. Ben işkillendim bana bu yüz, direkt bu sana ya, diye. Sen hatırlamıyorsundur muhtemelen ama ben sadece diğer fincanlarımla kahve yapmıştım. He ama yok gene çok güzeldi onlar. Farklı olsun. Nasıl? Gelinimiz Arnavut, o yüzden böyle her şeyimiz süslü. Bu iki gelinimiz de Arnavut. Hiç görmüş müydün Arnavut böreği? Görmüş müydün? Şu an niye biliyordu böyle bir şey? Sizden hiç görmedik Arnavut böreği harbiden. Siz nasıl Arnavutsunuz? Ben gördüm, sor bakayım. Bunca yıldır tanıyorum sizi, bir tane Arnavut böreğinizi yemedim. Daha ilk günde buradayım. Bana sor bakayım, hiç gördün mü diye. Sen bile mi görmedin? Ben de görmedim.
Yani. Seni zaten görmen de onun kaybolması bir olur herhalde. Olur. Bak samsa samsa diyor. Yemin ediyorum hayatta daha hiç yemedim. Allah'ım. Sana ağır gelir zaten. Yemedim, hiç yemedim. Neyse biz bir kahvemizi içelim. Evet sana da afiyet olsun. Bak suyumuzda da güller var. Evet niye bana pembe sana mavi? Yok yok sorun değil. Sorun değil aşkım ne fark edecek? Arkadaşlar bugün bu kadar. Kanalıma abone olup üye olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Videonun kapanışını arkadaşlarım da yapsın bugün. Buraları kesiyorsun değil mi? Buraları kesmiyorum. Buraları her şey meydanda. Sizi seviyoruz. Türkiye'den selam var. Umut nerede? Yine bekliyoruz. Umut ne oldu derler? Neyse bu bize de bu kadar. Herkese teşekkürler. Ertuğrul ve Seher çiftini tebrik ediyoruz. Beğeni atmayı unutmayın. Allah mutluluklarını daim eylesin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bundan sonra afyon.